YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bu videoda PES 2020 MyClub menülerini sizlerle birlikte kısaca inceleyeceğiz. Asıl MyClub menülerimiz ve incelemelerimiz daha sonra yayınlanacak. Geçen senelerde klasikleşen bir şekilde PES 2018'de ve 19'da yaptığımız şekliyle işte maç menüsü içerisindeki neler var, nedir? Sıralamaya dayalı eşleştirme nedir? MyClub ortaklaşa nedir gibi yeni başlayanlar için tek tek tamamını inceleyeceğimiz 5 videomuz gene gelecek. İşte ilk videoda maç kısmını inceleyeceğiz tamamen. İkinci kısımda kulüp evi, işte takım yönetimi nasıl olmalı, önerilerimiz olacak. Sözleşme kısmı aynı şekilde, kayıtlar kısmı aynı şekilde ve ekstra kısmı aynı şekilde videoları gelecek. Ama dediğim gibi bu videoda sadece menüleri inceleyeceğiz. Menüleri inceleyeceğiz derken PES 2019 oynadıysanız MyClub olarak birebir aynısı diyebilirim. Yani değişiklik var mı diye sorarsanız değişiklik dahi göze çarpmıyor. İşte neler var? Sıralamaya dayalı eşleştirme kısmı, MyClub ortaklaşa, sıralamaya dayalı eşleştirme, sim kısmı ki sim olacak mı diye soruluyordu, olacak, var yani. Bilgisayara karşı MyClub dostluk maçı sabit. Diğer tarafta kulüp evi kısmında da aynı. Takım yönetimi, MyClub üyeleri ve antrenman kısımları. Göze çarpan bir yenilik gene yok. 1000 tane oyuncuya kadar ekleyebiliyoruz ve 50 tane menajerimiz olabiliyor. DP antrenörleri, beceri antrenörleri ve pozisyon antrenörleri aynı. Ve takım yönetimi menüsü de birebir aynı. Hatta şöyle gösterelim, bizi en çok ilgilendiren kısımlardan biri de bu. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Menülerin sadece dış renkleri bile aynı. Diğer tarafta sözleşme menüsünde de temsilciler, yetenek avcısı, menajerler, kiralık sözleşme ve takas kısımları da birebir aynı. Hiçbir yenilik yok. Kayıtlar kısmı gene aynı şekilde ve ekstra kısmı da birebir aynı. Sadece ve sadece gelen yeniliğimiz şu ki özel forma ayarları. Gördüğünüz üzere geçen gün girmeyi denedim, giremedim. Gördüğünüz üzere gene giremiyorum ama burada ne diyor bakın. Hiç özel forma yok. Onları özel etkinliklerden veya başka kampanyalardan kazanabilirsiniz. Yani demek o ki gelen haftalık kampanyalarda artık özel forma kazanabileceğimiz kampanyalar da olacak. Ve o kampanyaları kazandığımız zaman bize oyunun kendi ürettiği formaları verecek. Biz de o formalar üzerinden belki de edit yapabileceğiz buradan. Ben onu anlıyorum ama dediğim gibi forma kampanyası gelmeden burayı çözemeyeceğiz. Ama forma kampanyası geldikten sonra ekstra menüsünü anlatacağım, detaylı bir şekilde anlatacağım kısımda özel forma ayarlarına da değinmeyi düşünüyorum. Onun haricinde gelen kutusu, MyClub kayıtları ve MyClub mağazası kısımları birebir aynı. Kısa bir video olsun, gereksiz yere uzatmayalım. MyClub menülerimiz dediğimiz gibi hiçbir şekilde değişmemiş bir şekilde aynı. Bu olumlu da düşünülebilir, olumsuz da düşünülebilir. Olumsuz olarak düşünecek olursak yenilik gelmemesi bizim için olumsuz tabii ki. Ama olumlu olarak düşünürsek de alışık olduğumuz bir şey çözmek için çok uğraşmayacağız. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz yanları var. Üyeler listesindeki menüler değişmiş. Onu da son olarak göstermiş olalım. Burada R3'e basıp oyuncuları tek tek görebiliyorduk. Artık Options tuşuyla basarak oyuncuları bu şekilde görebileceğiz liste olarak. Diğer tarafa geçmek için gene Options'a bastığımız zaman oyuncuların özellikleri, girdiği değiştir kısmı, işte seçiyoruz oyuncuyu ve oyuncu menüsü seçeneklerini açabiliyoruz. Birden fazla oyuncu seçebiliyoruz üçgen tuşuyla. Onun haricinde dediğimiz gibi hiçbir yenilik yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.